Herkese merhabalar. Yeni ve farklı bir oyunla karşınızdayım. League of Legends Wild Rift. League of Legends'ı bilgisayar oyunu olarak birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Öyle tahmin ediyorum. Bir süredir de mobil için bir tasarım yapıyorlardı ve şu an beta server'ına girebildim. Bir süredir Android'ciler girebiliyordu fakat iOS'a yeni geldi. Türkiye için değil, Singapur için geldi. Ve Singapur'a da telefonun ayarlarını değiştirerek girebiliyorsunuz. Zaten YouTube'a yazarsanız birçok yerde çıkar net gösterimi ama ben de şöyle ufakça bir bahsetmek istiyorum. Ayarlardan sadece iOS için bahsediyorum. Android'e dair herhangi bir fikrim yok arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Çok zor değil. Android ayarlara girip en üst kısımdan iCloud'a girdikten sonra, hesabınıza girdikten sonra oradan App Store'u seçeceksiniz. App Store'dan ülke ve bölge değiştire tıklayıp oradan Singapur'u seçeceksiniz ve oradaki bilgileri onaylayıp telefonunuzu Singapur hesabı olarak açacaksınız. Bu kadar. Sonra App Store'a girip Wild Rift yazdığınız zaman direkt çıkıyor. Uygulamayı indirdikten sonra tekrar aynı yöntemi uygulayıp hesabınıza girip ülke ve bölge değiştirden Türkiye'yi tekrar seçebiliyorsunuz. Herhangi bir sakıncası yok. Sadece oyuna ilk girerken VPN'le girmeniz gerekiyor. Herhangi bir VPN, bununla Panda VPN var ve Super VPN var. Bunların VPN yazdığınız zaman ilk ekrana çıkan mavi renkli bir VPN var App Store'da. Onun üzerinden girebilirsiniz. Girdikten sonra Avrupa ve Asya seçeneğini sunuyor. Asya seçeneği Avrupa'ya hiçbir şekilde girmiyor, denedim. Asya'ya girdikten sonra bir daha VPN kullanmanıza ihtiyaç yok. Şu an VPN açmadım. VPN'siz oyuna girebiliyorum ama VPN açsanız da açmasanız da alacağınız ping değerleri minimum bu değerler olur. Yani 250 ve 400 arası genelde değişiyor bu ping değeri oyunun ve internetinizin durumuna göre. Ben Wi-Fi'dayım. Eski bir LoL oyuncusuyum ama epey bir süredir oynamıyorum Mobile Legends çıktığından beri. Birçok kahramanı biliyorum ama son 5 senede herhalde çıkan hiçbir kahraman hakkında bir fikrim yok. Hiçbir hakkında yok. 4 senede olabilir, 4-5 sene oldu ama. Ta lise kaçta oynuyorduk? Lise 2'de falan oynuyordum ben bu oyunu. Bilgisayar modelini. Buraya da zaten 55 tane mocu vardı, bir kahraman gelmiş. 52 mi 55 mi 57 mocu vardı. Bir kahraman sayısı var. Bilmediğim burada sadece şu Cemile bacı var. Bu da feni gibi bir şey galiba. Hani halat malat mı atıyor, duvardan duvara mı gidiyor, öyle bir muhabbeti var sanırsam. Onun haricinde bütün çarları biliyorum. LoL'deki normal Riot hesabınıza buraya da giriş yapabiliyorsunuz. Herhangi bir değişiklik olmuyor. Asya'ya girdim ama bu hesapla tekrar TR'ye bağlanabilecek miyim onu bilmiyorum. Normal bir oyun tecrübesi elde etme şansınız yok. Çünkü gördüğünüz gibi ping değerleri uçuk değerler. Ben biraz oynadım ama en sağlıklı oyunu yine Master Yi ile oynayabiliyorsunuz. Ormancı takılıp işte çarp marp yakıncı falan. Yoksa hani mesafe alması gereken çarlar maalesef çok zor. Vayne oynadım ve kaybettim. Karşıda zaten işte Master Yi, Yasuo falan vardı. Canımı okudular yani. Çöktüler tepemize. Türkiye için de Aralık ayında gelecekmiş. Kaçında geleceğine dair net bir haber yok. Bu şekilde. Şöyle direkt bir elcik oynayalım. Oyunun amblem ve rün sistemi falan ben oynarken farklı bir şeydi. Böyle parayla falan alıyordunuz. Sonradan değiştirmişler, her şeyi ücretsiz hale getirmişler. Onu da bilmiyorum inanın ki ama zamanla bilmediğim ne var ne yoksa hepsini keşfedip, öğrenip, anlayıp size de anlatırım. Bir saniye, oyun sesi az önce çok fazlaydı. Son anda aklıma geldi. Şuradan bir ayarlara girip şunları azıcık daha kısmamız lazım. Şöyle yaparsak iyi olacağını umuyorum. Şöyle hemen delay falan var diyor da yapacak bir şey yok kardeşim. Sanırsam hani Singapur ve o bölgeden girenlerin pingi yok. Ki zaten o bölgelerde internetler çok hızlı Asya'da. Zaten bir sıkıntı yaşamazlar ki bir de kendi serverları hiç sorun yok. Ama işte burada bağlanıp 250-300 pingle oynayınca maalesef tahmin edin yani neler olabileceğini. Ama çok da berbat bir halde değil yani, vuruyor, yetenek yine atıyor yani. O yüzden oynamak ve videosunu çekmek ve atmak istedim. Hemen eşleşirsek. Dediğim gibi ben bıraktıktan sonra oyun epey değişmiş. Farklı işte yetenekler, amblemler, rünler vesaire vesaire. Bunların hiçbirine hakim değilim. Ve bu oyuna bu özelliklerin ne kadar yansıyacak inanın ki bir fikrim yok. Zamanla sizlerle beraber ben de öğreneceğim.
Öğrendikçe de anlatacağım. Böyle atacağız yani videosunu bakalım. Oynarız yani ara sıra. Tamamen bu oyunu oynamam büyük ihtimalle ama ML ile dengeli bir şekilde böyle hani farklı oyunlar olmak üzere. Belki başka oyunlar da atabilirim. Ama bunun da Mobile Legends'ın da videosu gelmeye devam edecek. Bunu belirleyecek olan tabii ki sizlerin tercih isteği. Şu Master'ı hemen kapalım abi. Pikleyelim. Şöyle de bir I will go jungle diyelim. Şöyle diyelim hocam. Kardeşim bassana şuna. Niye basmıyor? Ha pardon. Yanlış yere basıyormuşum. Okey. Şunlar mesela bunları hiç bilmiyorum. Hiçbirini bilmiyorum ama bu da büyük ihtimalle yani en mantıklı bu gözüküyor ki bunun da seçenekleri falan var. Onlar da level'larla açılıyor zamanla. Oynaya oynaya level aldıktan sonra bunlar da açılacaktır. Karşının piki güzel. Bu Zed bak burada popüler olacak çarlar tahminimce yani şu anki gözüken kadarıyla. Yasuo ve Zed zaten bir kere listenin başını çekecek gibi duruyor. Mekanik ve çok güçlü çarlar. Devamında yine Master Yi çok popüler olur burada. Beyinsiz çarımız olarak devam eder serüvenine. Orman itemlerini göremedim. Ya ben bilmiyorum şekli falan değişti ya da gerçekten şu an sistemde yok. Yapacak da bir şey yok. Şunda başlayacağız. Buff'lar ne kadar sürüyor? Bunları bile bilmiyorum. Bakacağız. Öğreneceğiz her şeyi. Şu an ilk yetenek ne açacağız? Onu bile bilmiyorum. Ama E mi açayım? W mi açayım? E açacağım. Kaçıncı saniyede çıkıyor? Bakalım mı? Onu da öğrenmiş olalım. Pingimiz 18'de çıktı. Vur hocam. Direkt şu pençeyi dağıt. Çarpı. Evet, açmak gerekmiyor galiba. W açsak daha mantıklı. Can doldurduk en azından. Bittikten sonra. Buna çarpı atmamak istemiyorum. Şu Vel'de küçük tombalığa ayıralım onu. Hadi be oğlum. Keşke saldırı alsaydım ya. Canı basacağız. Bunun ikinci yeteneği bu şekilde can dolduruyor. Tek dersiz Bozona veya Stanyi'ye kadar. Şunu da keselim hemen. Buff'ların süresi nedir? Kaçta aldık? 2 dakika gibi duruyor ama bilmiyorum. Şurada keselim hemen. Uy. Acaba orman vardı da ben mi görmedim ya? Yo ama Vayda bak saldırı almış. Ben yanlış item aldım. Benim hatam. Şöyle aşağı geçelim. Ona vuracaktım mesela da işte çar maalesef sıkıntı. Bunun haricinde görsel efektleri mükemmel olmuş. Ben aşırı sevdim. Gerçekten aşırı sevdim. Yani hiçbir fark göremiyorum valla. 10 numara tasarlamışlar. Ellerine kullarına sağlık ki zamanla da gelişecektir illaki. Neler olacağını zamanla beraber göreceğiz. Şunu hemen kesip bir yere gank atmamız lazım. Kes artık. Buff bitti ya. Bu buff'ların sistemi acaba nasıl olacak? Baksana. Oy, ikisini de mi kestiler? Birini kestiler. Nasıl kesebilirim? Diğerine vuracaktım ya. Hadi. Hadi. Ya başladık yine pingden. Ha öldü. Neyi öldü? Red'e mi öldü? Güzel. Kardeşim senin altını çalmayayım ya neyse. İttik yapmaya gerek yok. Çıkalım. Evet buff bitiyor ve kaç saniyede çıkıyor birazdan göreceğiz. Hala yok çünkü. 2 dakikada bitiyor ama. Sanırsam. O kadar da sürmüyor olabilir. 90 saniyede olabilir. Pençe yine atmamaya başladım ben bu arada. Şunu şundan yapalım. Ulti burada 5'te açılıyor bu arada. İnternetiniz eğer kötürse arkadaşlar hiç denemeyin bile indirmeyi. Boş verin. Oynayıp kendinizi de insanlarda tilt etmeyin boşa. Çünkü oynanmaz. Yani ben mobil veriyle bile girmedim yani. Şu an kız kardeşim odasında video çekiyorum. Wi-Fi buradan daha iyi çektiği için. Vur. Hadi.
Beyza'yı atmış mı? Valla öldüm sandım ben bir anda. Beyza atalım. Ben daha ona gelemem bu canlı. Döneyim de buff alalım. Buff'ın çıkma süresini kaçırdım ama 3 dakika sanırsam. Şunu çıkalım, şunu çıkalım. Bir tane de bot çıkıp yolumuza devam edelim. Burada Beyza atmadan item alamıyorsunuz. Evet, en kritik nokta burası. Beyza atmadan item almak yok. Öyle gideyim lane'den oyunu da bitireyim. Hiç Beyza atmadan canımı doldurayım falan. Öyle şeyler maalesef mümkün değil. Ve orman kesmek burada. Ormancı değilseniz neredeyse imkansız erken seviyede. O yüzden ormancı burada çok kritik rol oynuyor. Ganklerle vesaire vesaire. Şöyle de hemen alalım. Çarp basmıyorum ya. Çarpı basalım. Güzel. Buff'a çöken kimse yok. Bakalım bizim server'da neler olacak. Evet, biraz da oyundan bahsedeyim artık değil mi? Mesela burada bir adet jungle ormancı, bir adet üst koridor, bir adet mid ve botta bir ADC ve bir support mantığıyla oyun oynanıyor arkadaşlar. Böyle farklı şeyler yok yani. Buranın net bir sistemi var. Değişen bir şey değil. Ben kendim bildim bileli hep bu sistemden devam ediyor bu oyun ve bu şekilde de devam edecek gibi duruyor. Bu bence hoş bir şey. Çünkü herkesin belli bir rolü olacak ve herkes o roldeki şampiyonlara daha hakim olmaya çalışacak. Ne bileyim, hadi kanka bu el bana midi sal, bu el bana savaşçı sal tarzında şeyler çok fazla dönemez. Dönerse de hani sayılı şeyler olacağını düşünüyorum. Yani mobil oyun tabii ki yine bilgisayardaki kadar zor bir olay görmeyiz. Ama o kadar da kolay bir şey görmeyiz gibi. Güzel. Şu ejder mi? Bilmiyorum tam şeylerini, görüntülerini. Ama şunu alabilirim. Göstereceğim biraz daha. Ya bahsetmediğim çok şey var ama dediğim gibi ben de öğreneceğim zamanla ve... Ha, bu daha bitmemiş burada. Evet, bu ejder. Seni kesebilir miyim ben? Senin canına bile okurum, gel buraya. Bedava kill de en sevdiğimdir ha. Şöyle. Son vuruşlar çok önemli burada. Yani bayağı önemli. Gel buraya. Slow'u da ye. Kardeşim sen kime şekil yapıyorsun lan? Ha? Beyinsiz lan bu çar. Valla ADC de oynadım ama... Yani o pinkle... Tad vermiyor yani. Oynuyorsunuz ama tad alamıyorsunuz yani, onu söyleyeyim size. Burada 4 çeşit galiba ejder var. Alevi biliyorum, okyanusu biliyorum, bulutu biliyorum. Bir de en son galiba kadim çıkıyor. Bunlar 3 kereye kadar birikip takıma totalde özellik veriyor arkadaşlar. Kesince mesela herkes saldırı gücü alacak ve büyü gücü alacak. Tabii kesebilirsek inşallah. Keseceğiz de bayağı uğraştırdı ya. Şöyle özelliği nerede görebiliyorum? %8 hasar arttırma verdi mesela. Olay burada. Bir kere daha çıkacak. Bu galiba bulut ejderhası. Bu ne veriyordu tam hatırlamıyorum. Farklı farklı hepsinin özellikleri var. Keselim burayı. Artık bir turda top lane'e gidelim de. Şu blue'yu keselim önce. Burada şu an şey var. Neydi onun adı? Alamet var. Alamet de şöyle. İlk gördüğü kuleye canavar gibi bir hasar çıkartıyor. Ekstra böyle yürüyen bir orman düşünün. At çarpı. Hemen yukarı yetişelim sonuna. Selamünaleyküm. Kes 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 kes. Güzel. Oy 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 oy. Dikkat. Godlike. ADC oynasaydım büyük ihtimal fidliyordum. Dediğim gibi tepki veremediğiniz için maalesef oynanmıyor. Artık bir tur base atalım ve şu mahvolmuş kralın kılıcını alalım. Ayakkabımızı tamamlayalım. Tam build'ini bilmiyorum Char'ın. Ama ortalama bir şeyler kasarız ya hatırladığım kadarıyla. Şunu almak zorundayız. Şunu da alırız. Bu da kritik itemlerden. Şuradan ayakkabıyı bundan yapacağız. Sonrasında ne öneriyorsan ver ya, sana bağlı. Ama şunu aynen arayıcı merceği yapalım. Dikkat edelim gank attığımız zaman. Burada totemler çok kritik rol oynuyor arkadaşlar. Haritada görüş burada vermiyor. Sıfır.
Yani şurada dururken mesela, şuradayken şu arkayı görebiliyor musunuz? Bakayım onu vermişler mi? Göremiyorsunuz. Bak gördünüz mü? Arkadan görüş yok yani. O yüzden totemler burada çok hayati rol oynayacak. Çok daha dikkatli oynamak lazım. Hatta ben az önce Cemile vardı. Cemile şurada pusu attım. Bir baktım önümde bez atıyor lan. Dedim ne oluyor? Niye bez atıyor falan? Sondan fark ettim ki adamın orada totemi var. Canımı okudular. Selamünaleyküm. Uçar mesela beladır normalde. Sona mıydı onun adı neydi? Sona öyle bir şeydi galiba. Hiç acımaz. Konuşamadım. Ay pençeye basacaktım basamadım. Yanlışlıkla fiskiye şeye bastım ya, flash'a bastım. Tüh. Öndeyim ve şu an bunu çok iyi değerlendirebiliyorum. Geliyorum hemen yukarıya da. Can basmaya gerek yok. Beni de keser ha. Bu çar da oyunun en güçlü çarlarından biri ha. Öne geçtim Allah muhafaza hiç durdurulmuyor. Fiora'ydı galiba bunun adı. Fiora. Yine bir tur biz beyaz atalım. Bakın baron çıktı. Bu baron size güçlendirme veriyor ve yanınızdaki minyonların gücünü inanılmaz arttırıp böyle uzaktan vuruşlar ve saldırısını ve defansını arttırıyor. Bununla beraber darlıyorsunuz. Böyle yürüyen bir orman yok yani önünüzde. Farklı bir sistemi var bu baron olayının. Ve bir seviyeden sonra artık ormancının bunu mid'e, bunu da ADC'ye salması gerekiyor. Sadece erken oyunda kimsenin kesemediği ve senin kasılmaya ihtiyacın olduğun için bunları sen alıyorsun. Hatta genelde ikinci, üçüncü buff falan salarlar mid lane'e. Öyle hatırlıyorum yapıldığını. Ama ADC'nin redini biraz daha uzaması lazım salmanız için. Eğer hepsini ona salarsanız bu sefer siz gerçekten oyundan düşüyorsunuz. Hiç gerek yok. Selamünaleyküm. Aa hayırdır? Çok öndeyim ya baksana. Var mı başka? Hepsi aşağıdaymış. Şu kuleyi açalım. Can çalması. Ne öneriyorsa onu çıkacağım bu arada bu maç ya. Valla dediğim gibi hatırlamıyorum ne çıkılıyordu bu çara. Ama bir kritik yapalım öncesinde. Kritik ver. Ondan sonrasını düşünürüz. Şu item şeylerden koruyor. Civa yatağın diye bir item var. Hem biraz büyü direnci hem saldırı gücü veriyor. Pasifi de böyle üzerinizdeki kitle kontrollerinden kurtulmanızı sağlıyor ve birazcık hareket hızı veriyor. Bu da onun bir küçüğü. Tam onun kadar etki gösteriyor mu bilmiyorum ama. Oğlum çok öndeyim lan. Vallahi çok öndeyim. Şuna baksana triple attım. Gel gel seni de keseceğim. Güzel. Temizle burayı. Red buff mı var orada? Oy sana kurban olayım ben. Gel gel gel. Gel canını ne diyeyim gel. Sen yeter ki gel. Yine base atmamız lazım. Alışa gelmişin dışında bizim oyunda bu var işte. Bunu alacağız. Sonrasında artık bir tane ne verecekse onu çıkacağım ya. Onu düşünmek istemiyorum. ADC'm buraya almıyor ve ben o 17'yi 0 oynuyorum lan. Dediğim gibi ping olmasa size bir Vayne Show yapardım ama inşallah sonraki zamanlarda artık yapacak bir şey yok. Ejderha hala duruyor mu orada? Bakayım bir tane Q'yla ne kadar vuruyor. Bayağı vuruyormuş. Şu size baronu göstereyim yavaştan. Bunu da alayım. İkinci maçı eklemek istemediğim için erkenden bitirmeyeceğim. Çünkü maçlar erken bitmiyor. Öyle gözüküyor. Normalde de artık videosunu atarken ne kadar atabiliriz bilmiyorum. Aynen hareket hızı veriyormuş bir de. Gel buraya. Gel 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 kanka keseceğim onu. Allahu Ekber. Nerede diğeri? Burada biri vardı sanırsam. Yok mu kimse? Ah be.
Neyse keselim burayı. Size baronu da göstereyim de. Ama şuradaki farmı alacağım. Çok güzel. Oh, abi! Fotoğraf alabilir miyiz? Dur. Instagram'da paylaşırım. Yalnız kesiyorlar. Çok güzel. Oh, akıyor maşallah. Akıyor maşallah. Burada da bulduk yolumuzu çok şükür. Burada da yolumuzu bulduk çok şükür. Beyzat. Donmuş balyoz veriyor. Gerekli mi? Savunmada ne var? Hiç gerek yok ya. Sen şunu ver. Civa yatağından sonra... O zaman... Bir dakika. Şunu sat. Defans. Ney? Nasıl full ya? Tamam sen be. Anlamadım ama nasıl vermediğini. Neyi kaçırdım orada? Boşluk vardı. Neyse. Bir yeri kaçırdım ama neyi kaçırdım bilmiyorum. Keselim burayı. Red buff'a döneceğim. Şu red buff'ı da aldıktan sonra direkt şeye koşacağım acaba. Şu mesela şuna vurduğunuz zaman ne yöndeyseniz oraya doğru fırlatıyor. Daha çıkmadı. Ne zaman? Bunun süresi ne kadar acaba? Sürelerini de bakmak, kontrol etmek lazım. Şurayı da keselim. Red buff çıkar herhalde ondan sonra. Baron mu alıyorlar? La barondalar lo. La baronda... Değiller mi? Vallahi... Oğlum uyuyor herkes, bu ne? Çok kızdım şu an. Gel la buraya. Ah be yine penta atamayacağım. Çar böyle arkadaşlar işte yani bu çar... Güçlü. Tabii bayağı da öndeyim yani o yüzden. Baron'u mesela, baron burada o an hayatta olan herkesin üzerine yükleniyor otomatik olarak. Ve şu an 4 kişi öldüğü için sadece Miss Fortune'da bak gördünüz mü minyonların. Minyonlar mesela şu an güçlendi. Defans ve saldırı alıyor. Artı en arkadaki o topçu minyon epey bir hasar vuruyor ve mesafesi çok uzuyor. Daha uzaktan hasar çıkartabiliyor. Böyle bir olayı var. Gördüğünüz gibi hasarı. Neler yapıyor? Kule altında bile hepsini kesebilirim aslında da ulti lazım. Yanaşma genç. Yanaşma koçum. Penta gelmez mi be? Kestiler onu. Niye ulti atmıyor böyle, ben onu anlamadım. Ulti diye bir şey var kardeşim. Hiç W basmadım ha bu oyunda. Ya bu kadar öndeyseniz tabii ki base atmadan oynarsınız hani bir seviyeden sonra ama normalde böyle bir şey mümkün değil. Bitireyim mi? Sur verdiler zaten. Şöyle belki vuruşu bit alabilirim. Aa minyon bitmiş burada. Tamam güzel. Oyun hoş olmuş arkadaşlar. Gerçekten LoL'e aşırı benzemiş ve grafikleri artı oynayış. Oynayış olarak biraz daha zor olacaktır. Çünkü base atmalar, minyonlar, totemler falan daha fazla taktik gerektiren bir sistemi var. Ve oyunun belli başlı bir sistemi var. Ben buna güveniyorum. Belki birazcık daha insanları bilinçlendirebilir. Hani zorluyor çünkü sana ormancı almana. Eşleşme sistemi de getirirler büyük ihtimalle. Bilgisayardaki şöyle bir versiyon vardı. Hani iki tane seçiyorsunuz rol. Ben ya işte mid oynayacağım ya da büyücü işte ADC oynayacağım diyorsunuz. Ona göre sizi bir yere otomatik olarak rolünüze göre atıyor. Onu da artık alıp almamak senin vicdanına kalıyor tabii ama yani adamsan alırsın yani artık. Ne diyeyim yani daha fazla da ne konuşayım sana. Öyle. Zamanla iyice kavradıktan sonra yani zaten biliyorum çoğu mekaniğini. Ben oynarım ama size de bir şeyler aktarabilmem için oyunun inceliklerini öğrenmem gerekiyor. Öğrendikçe videolarını atacağım. Beğendiyseniz, hoşunuza gittiyse bir beğeni atmanızı istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.